Merhabalar, ben Çimen Hülya Budak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün enginar dolması yapacağım. Enginarın hem temizlenişini hem de yapılışını göstereceğim. Bakalım ben nasıl yapıyorum. Şimdi malzemeler ve yapılışı. Enginar dolması için malzemelerimiz. Ben bugün 3 adet enginar kullanacağım ve ölçüyü ona göre ayarladım. Siz arttırıp eksiltebilirsiniz enginar sayınıza göre. Bir büyük su bardağının 4'te 3'ü kadar pirinç, 4'te 1'i kadar iri bulgur, yarım çay bardağından biraz fazla zeytinyağı, bir tatlı kaşığı biber salçası, bir yemek tatlı kaşığı domates salçası, dereotu, maydanoz, limon, 2 adet kuru soğan, 4-5 diş sarımsak, baharatlarımıza gelince tarçın ve naneyi daha bolca kullandım. Kırmızı toz biber, tuz, karabiber ve 1 adet de kesme şekeri. Önce enginarların temizlenmesiyle başlıyorum. En alttan tencereye tabanı oturması için düzleştirmemiz lazım bu kısmı. Sap kısmını kesiyorum. Daha sonra uç kısımdan da yaprakların bir kısmını düzleştiriyorum. İçini rahat doldurabilmek için. Ve yine içindeki orta bölüme rahat ulaşabilmek için. Şimdi en dış kısımda kalan sert yaprakları koparıyorum. Şimdi bunun orta kısmını içine açıyorum. Bir iki kez yaptıktan sonra çok kolay bir işlem olduğunu siz de göreceksiniz. Ama bir iki kez ilk etapta zorlanabilirsiniz. Şimdi şu içindeki mor kısmı yaprakları koparıyorum. Zaten bunlar ince. Ve ortadaki tüylü bölüme ulaşıyorum. Bu içerisindeki tüylü bölümü de bir tatlı kaşığı yardımıyla dibine doğru bastırarak bu tüylü kısmı çıkarmaya çalışıyorum. Birkaç kez kontrol ediyorum nerede kalmış. Bunları da iyice kaşığımı bastırarak temizliyorum. Ortasını tamamen açtım. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde tüylü kısım kalmadı. Çanak gibi içerisi açıldı. Şimdi hemen bir limonu yarı bölüp ortasına limon sıkıyorum ki kararmaması için ve elimle ovuyorum. Diğerlerini yapana kadar yine kararmamız için hemen suyun içine buraya da yarım limonun suyunu sıkacağım. Burada bekletiyorum. Yarım limonu da içine bıraktım. Enginarlarımızın saplarına gelince sakın atmıyoruz bunları. Hiçbir şekilde. Yapraklarını koparıyoruz önce. Ve içindeki şu beyaz kısma kadar yapraklarını kesiyoruz. Sapını kesiyoruz. Bunu isterseniz çiğden de tüketebilirsiniz. İsterseniz haşlayabilirsiniz. Ama çok faydalı. Kesinlikle siz de atmayın. Evet, tamamen beyaz kısma geldim. Bunu da limonlu suyumuzun içine bırakıyoruz.
Şimdi enginar dolmamızın iç malzemesini hazırlamaya başlayacağım. Elinizi de doğrayabilirsiniz. Ben bir robottan yardım alacağım. Önce kuru soğanları robottan geçireceğim ve sarımsakları. Tamamen ince bir şekilde doğrandıktan sonra pirincimin içine boşaltacağım. Şimdi dereotuyla maydanozu küçük küçük doğrayacağım. Şimdi onu da malzememin içine boşaltıyorum. Şimdi baharatlarımı ve kesme şekeri boşaltıyorum. Yine salçamı ilave ediyorum. Zeytinyağını ilave ediyorum. Şimdi karıştırma işlemi için önceden elime eldiven takıyorum ve karıştırıyorum. Malzememiz hazır. Şimdi enginarları limonlu sudan alıp içini dışını güzelce yıkadıktan sonra doldurma işlemine başlıyorum. Limonlu sudan aldığım enginarı içini ve dışını güzelce yıkıyorum. Birazcık süzülmelerini bekleyeceğim. Enginarların içini, dışını ve yaprakların aralarını temiz suyla iyice yıkadıktan sonra içini doldurmaya başlıyorum. Zaten ortası açılmıştı çanak gibi. Şimdi iki değişik doldurma şekli var. İkisini de göstereceğim. Tamamen ortasına dolduruyorum. Ve pirinçler piştiği zaman şişeceği için daha da artacak, yükselecek. Dolayısıyla taşmaması için yarıdan birazcık fazla iç harcını koyuyorum. Sadece ortasına. Ve tenceremi diziyorum. İkinci doldurma şekli de yine ortasına koyuyorum harcından. Ve yaprakların aralarına da ilave ediyorum. Çiçek şekli vereceğim. Yine buradaki boşluğa tamamen yaprakların aralarına dolduruyorum. Bu yaprakları da piştikten sonra kaşık gibi kullanacaksınız. Yapraklarını da sıyırarak yiyeceksiniz. Tüm vitamini alacaksınız. Bunun da şeklini böyle verdim. Sadece ortasına değil, kenarlarına da yapraklarını açarak ara ara iç harcımdan koydum. Son enginarımız da böyle. Şimdi bir yarım limonumuz kalmıştı. Suyunu sıkmıştık. Onu da kenarlarına
keserek yarıdan birazcık fazla su ilave ederek pişirmeye başlıyorum. Enginarlarımız çabuk pişecektir çünkü bir sebze. Buradaki pişme kriterimiz pirinçlerimizin yumuşaması. Şimdi kapağını kapatıp pirinçler yumuşana kadar pişiriyorum. Yemeğimiz pişti. Şimdi sunum tabağını alıp servis yapacağım. Enginar dolmamız servise hazır. Madem en başından temizlenişinden gösterdim, şimdi çok eğlenceli olan yeme şeklini de göstermek istiyorum. Tabii ki siz sadece çatallayıp ortadaki çanak kısmı da ulaşabilirsiniz. Ama yapraklarından bir tane koparıp kaşık şeklinde şöyle. Evet, bunu iç malzemesini önce yiyip daha sonra yaprağın dibinde etli kısım var. Onu dişlerinizle de sıyırabilirsiniz. Dediğim gibi çok eğlenceli. Zeytinyağlı enginar dolmamız hazır. Yapımı çok kolay, tadı nefis, sağlık dolu. Umarım siz de yaparsanız. Hepinize şimdiden afiyet olsun.